Bu videoda arkadaşlar, fotosentezin aşamalarına genel olarak bir bakalım istiyorum beraber. Bu sefer fotosentezi iki ana aşamaya ayıracağım. Daha önce de belki bunları duymuşsunuzdur. Fotosentez kelimesi aslında iki kelimenin birleşiminden oluşuyor. Hangileri bunlar? Foto ve sentez. Foto kelimesi ışığın e, kullanılışını ifade ediyor bize, ışığın kullanıldığını. Yani fotoğrafta çekeriz ya, foto oradan aklınıza gelsin. Bu ışık enerjisi nasıl kullanılacak? Işık kullanılarak ne olacak? Bir şey sentezlenecek. Yani fotosentez. Daha kesin konuşmamız gerekirse ışık enerjisi kullanılarak şeker sentezlenecek. Şeker derken öyle tuttum yedim evdeki şeker gibi düşünmeyin. Tabii şu an konuyu çok genel olarak anlatıyorum. Henüz ayrıntıya girmedik. Fakat burada reaksiyona giren tek şey ışık enerjisi değil. Bunu bilin. Aynı zamanda suya da ihtiyaç var. Sonraki videolarda suyun buradaki işlevini daha ayrıntılı şekilde birlikte öğreneceğiz. Kısaca şunu söyleyeyim. Su elektron kaynağıdır arkadaşlar. Yani bu güneş ışınını kullanabilmek için suya ihtiyaç var. Bununla beraber karbondioksit de gerekiyor bize. Biliyorsunuz ki şekerin içinde bir sürü karbon var. İşte bu karbonlar karbondioksit gazından sağlanıyor. Karbondioksit organik moleküllerle birleşiyor ve en sonunda karbonlardan şeker ortaya çıkıyor. Aslında bu işlemin sonucunda ortaya yalnızca şeker çıkmaz. Siz öyle şeker dedin diye bakmayın. Sadece şeker çıkmaz. Bu reaksiyonun başka ürünleri de vardır. Mesela moleküler oksijen gibi. Su molekülünden elektronları ve hidrojen atomlarını çıkardığınızda geriye oksijen kalır. Bu iki kere yapıldığında ise iki tane oksijenden bir tane moleküler oksijen elde edersiniz. Böylelikle oksijen fotosentezden açığa çıkan ürünlerden biri olur. Ve biliyorsunuz ki oksijen dünyada yaşam için çok önemli olduğundan fotosentezdeki bu durumda son derece demek ki hepimiz için ne yapıyor? Büyük önem taşıyor. Eğer fotosentezden oksijen açığa çıkmasaydı birçok canlı özellikle de bizler hayatta kalamazdık. Şimdi bu çizdiklerimi iki aşamaya ayıracağım. Bu iki aşamayı şuraya da yazalım. Evet ilk aşama ışığa bağımlı Reaksiyonlar ve ikincisi de kalvin döngüsü. İsminden de anlayabileceğiniz gibi ışığa bağlı reaksiyonlar ışığa bağlıdır. Tamam ışığa bağımlı diyoruz, ışığa bağımlı. Yani burada ışık enerjisi kullanılıyor. Artı elektron kaynağı olarak da su kullanılır. Demin bahsetmiştik. Evet bu ikisi kullanılarak ADP'den ATP üretilir. ATP neydi? ATP enerji deposudur. Aynı zamanda NADP artı da NADPH'ye indirgenir. NADPH'nin güçlü indirgeyici özellikle bir enerjisi var. Genel olarak ışığa bağımlı reaksiyonlarda gerçekleşen durum işte budur arkadaşlar. Kalvin döngüsünde ise ışığa bağımlı reaksiyonun sonucunda ortaya çıkan şeyler kullanılır. Yani ATP ve NADPH alınır. Karbondioksit de eklenerek Bunların enerjileri kullanılır. Ve işte böylelikle de şeker üretilir. Yazdıklarımı bir kontrol edeyim. Bakayım her şeyi bir eksiksiz olarak yazabilmiş miyim? Çünkü bazen biliyorsunuz saçmalıyorum, çok arada yapıyorum bunu. Evet, ee bakalım. Işığa bağımlı reaksiyonun yan ürünlerinden birini atlamışız. Bak gördünüz işte bir, bir şey yapmışım. İlla yapacağım kendimi biliyorum çünkü. Evet, hem de çok önemli bir şey atlamışım. Neyi atlamışım? Moleküler oksijen. Bunu da hemen yazalım. Evet, tekrarlamak gerekirse fotosentez işte bu aşamalardan oluşuyor. Bu aşamaları aynen bu şekilde iki parçaya ayırabiliriz. Işığa bağımlı reaksiyon, ışıktaki fotonlardan gelen enerjiyi ve sudan gelen elektronları kullanıyor. Bunun sonucunda enerji depolamak için ATP ve NADPH üretiliyor. Ee, ve bir de e, yan ürün olarak oksijen ortaya çıkıyor. Şunu da unutmayın. Bir tane moleküler oksijen oluşturmak için iki tane suyun reaksiyona girmesi e, gerekir. Sonra da kalbin döngüsüne geliyoruz. Burada da ATP ve NADPH ile beraber karbondioksit reaksiyona giriyor. Bu tepkimenin sonucunda da bir enerji deposu olan şeker açığa çıkıyor. Daha sonraki videolarda da ışığa bağımlı reaksiyonlarda ve kalbin döngüsünde neler olduğunu size daha da detaylı anlatacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere.